Tabii ki neden hücrelerin arasındaki bu sıkı bağlantılar açılıyor? Bu önemli bir şey. En önemli sebeplerden teki bağırsaklarımızda 1,5 kilogram kadar bakteri bulunur ve bu bakterilerin arasındaki uyumsuzluk çok hafif bir iltihaplanma oluşturur bağırsak çeperinde. Bağırsak çeperinde bu şekildeki bir iltihaplanma bağırsak hücrelerinin arasını açar. Yine bazı alerjik gıdalar veya kişinin alerjisi varsa yine aynı şekilde bağırsak iç zarı hasarlanır, iç tabakası ve yine hücreler arası boşluklar artar ve buradan büyük moleküler proteinler veya mikrobik ajanlar kana karışırlar. Sonuçta bizim bağırsaklarımızın içindeki %85'i iyi olan bu bakteriyel, viral ve mikrobiyal topluluğu çok dengede tutmak zorundayız. Yani mikrobiyatamızı çok dengede tutmak zorundayız. Bu mikrobiyatının %85'i iyi huyludur, %15'i kötü huyludur. Ama geçirgen bağırsak sendromunda durum değişmeye başlar. İyi huylu bakterilerin sayısı azalır, kötü huylu bakteriler artar ve bunlar hastalık yaratabilir. Ummadığımız bazı kompozisyonlar ortaya çıkar. Örneğin bakteri sayısı veya virüs sayısı ne kadar fazlaysa, mikrobiyata çeşitliliği ne kadar fazlaysa geçirgen bağırsak sendromu o kadar az olur. Ama eğer ki siz antibiyotik kullanırsanız, kötü beslenirseniz, çok alkol alırsanız, çok sigara içerseniz, çok acı biber yerseniz, çünkü acı biberin içinde kapsaisin denen bir madde var ve aynı zamanda bazı alerjik gıdalar alırsanız, bazı ilaçları kullanırsanız ki bunların arasında özellikle son zamanlarda mide koruyucu olarak geçen bazı mide ilaçları ve ağrı kesiciler de vardır. Bunların çok kullanılması midenin ve ince bağırsak duvarındaki mikrobiyatanın yapısını değiştirecektir. Sonuçta özellikle antibiyotik kullanımından sonra bu bağırsaktaki bakterilerimiz ki o kadar fazla sayıdadır ki bunlar insan hücresinin 10 katından fazla bağırsak bakterimiz vardır. Bunların kompozisyonu değiştiği zaman hastalıklar ortaya çıkıyor. Peki en çok bunların yapısını değiştiren nedir diye sorarsanız antibiyotiklerdir. Onun için antibiyotiklerden uzak durmak lazım. Sızdıran bağırsak sendromu ortaya çıktığı zaman biz bunu ölçebiliyoruz. Örneğin dışkıda zonulin denen bir maddeye bakıyoruz. Ve aynı zamanda dışkıda bu bakterilerin konfigürasyonunu dışkı testleriyle, özel dışkı testleriyle ölçebiliyoruz, öğrenebiliyoruz. O zaman eğer ki şüpheleniyorsak biz bazı biyokimyasal ve mikrobiyolojik testleri yapmak durumundayız. Geçirgen bağırsak sendromunun veya diğer adıyla sızdıran bağırsak sendromunun tanısını koymak için. Bunun için de açıklanamayan şikayetleriniz varsa, sindirim sistemi şikayetleriniz varsa, gazınız, şişkinliğiniz varsa, karında müpem ağrılarınız var ise mutlaka gastroenteroloji uzmanına başvurmalısınız. Geçirgen bağırsak sendromunun tedavisinde yaptığımız şey öncelikle var olan, o anda kullanılan ilaçları kesmek. Antibiyotikler, ağrı kesiciler veya mide ilaçları başta olmak üzere. Ama diyete de dikkat etmek lazım. Bizim bu bakteriyel veya mikrobiyata dengesini çok iyi sağlamamız gerekir. Bunun için de dengeli bir beslenme, liften zengin beslenme gerekecek. Yine bol sebze ve meyve yemek gerekecektir. Gazlı içeceklerden uzak durmamız gerekecektir. Ama bu konuda çok daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için mutlaka gastroenteroloji uzmanına başvurunuz.